Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya mukallibel kulub, febbit kulubana ala dinik. Allahümme ya musabbitel akdam, febbit akdamana ala dinik. Rabbana afrig aleyna sabra ve febbit akdamana ve ansurna ala kavmil kafirin. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme amin. Kıymetli abilerim, hatırlayacağınız üzere normalde bizler ölüm ve sonrasıyla alakalı dersler yapıyorduk. Şöyle bir şey yaptık, Ramazan'a yakın bir zaman kalması sebebiyle Ramazan fıkı, oruç fıkı dersleri yaptık. Oruç fıkıyla alakalı konuşmuş oldum sizlere biraz. Şöyle bir 5 ders kadar oruç fıkıyla alakalı dersler yapmıştım. Yani özellikle bütün kardeşlerimiz Ramazan'ın ahkamını bilsin, orucun ahkamını bilsin diye böyle bir ara vermiştik ölüm ve sonrası derslerimize. İnşallah Allah da nasip ederse bugünle beraber Ramazan da dahil olmak üzere inşallah ölüm ve sonrası derslerimize devam edeceğiz. Bugün kardeşler bir meseleden bahsedeceğim ve özellikle Ramazan içerisinde de sizlere cennet ve cehennem bahsiyle alakalı konuşmak istiyorum. Öncelikle Allah'a öyle zannediyorum ki cehennemden konuşuruz ve daha sonra cennetten konuşuruz. Allah Azze ve Celle bizleri cennet ehli kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri cehennemden, cehennemin azabından muhafaza etsin. Kıymetli abiler hatırlayın. Bizler insanların mahşer meydanına toplanmasından bahsetmiştik. İnsanlar öldükten sonra hepsi tekrar diriltilecekler. Her birimiz tekrar diriltileceğiz kardeşler. Kesinlikle başka bir yol, başka bir seçenek yoktur. Her insan ölecek ve her insan öldükten sonra diriltilecek. Yani ben diriltilmeyi istemiyorum. Böyle bir hakkımız, böyle bir seçeneğimiz kesinlikle yoktur. Veya ateistlerin ummuş olduğu şey kesinlikle gerçekleşmeyecek. Onlar ölümden sonrasını bazı kafirler, ister bunlar ateist olsun, ister bunlar deist olsun, isterse başka insanlar olsun, bazı insanlar tekrar diriltilmeyi inkar ederler. İstedikleri kadar da inkar etsinler, diriltilecekler. Allah Azze ve Celle dedi ki, ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. De ki, diriltileceksiniz ve yapmış olduklarınızdan hepsinden dolayı da sizlere bir haber verilecek dedi Allah Azze ve Celle. İnsanoğlu ne kadar inkar etse de kesinlikle inkar etmiş olduğu şeyden yani inkar ediyor diye bu başına gelmeyecek. Hayır böyle bir şey yoktur. İnsanoğlu inkar etse, insanoğlu kesinlikle bunu kabullenmese de, insanoğlu bunu kerih de görse, insanoğlu ölecek ve öldükten sonra tekrar diriltilecek. Ve abiler insanoğlu diriltildikten sonra her insan böyle o kıyamet sahnesinden sonra tekrar diriltilecekler. Hepsi beraber mahşer meydanına doğru toplanmaya başlayacaklar. Her insan ister istesin, ister istemesin, mecburi, zaruri bir hal üzere herkes mahşer meydanına doğru toplanacaklar. Her insan mahşer meydanına gelecek ve her insanın orada yaşayacağı bir tablo, bir hayat olacak, bir şeyler olacak kardeşler. Ve biz hepsinden bahsetmiştik veya genel olarak orada yaşanılacak bazı hadiselerden bahsetmiştik. Daha sonra kardeşler yaşanabilecek şeyler, insanoğlu o gün Allah Azze ve Celle'ye bir hesap verecek. Ve hesabından önce kardeşler şundan bahsetmiştim. Önce hesap mı verilecek yoksa önce amel defterini mi verilecek? Önce Allah öyle daha çok tercih edilen görüşe göre önce insanoğlunun amel defteri kendisine verilecek. Ve insanoğlu açacak bir amel defterine bakacak. Sağ eline verildiyse sağ eliyle. Sol eline verildiyse sol eliyle şöyle bir amel defterini açacak. Ve baktıkça taaccüp ifade eden sözler söyleyecek veya şeyler yapacak. Yani şaşıracak. Baktıkça daha fazla şaşıracak. Yani bu benim amel defterim olamaz. Bu kitap öyle bir kitap ki hiçbir şeyi bırakmamış. Her şeyi içine almış bir kitap. İnsan baktıkça bu kitap karşısında şaşıracak. Amel defteri verildikten sonra insana daha sonra kardeşler her bir insanın amel defterinin verilmesiyle Allah Azze ve Celle'ye vereceği bir hesap olacak. Her birimiz kardeşler kendi başımıza, kendi nefsimizle geleceğiz. Allah Azze ve Celle'ye bir hesap vereceğiz. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا dedi Allah Azze ve Celle. O gün insanlar böyle senin Rabbine saf saf olmuş, dizilmiş bir şekilde gelecekler dedi Allah Azze ve Celle. Her birimiz o tablonun içerisinde olacağız kardeşler. O mahşer sahnesinin içerisinde biz olacağız. Ve her birimiz Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geldiğimizde böyle saf saf dizileceğiz. Şu anki bunun saf saf dizilmişiz. O gün daha nizamlı, daha iltizamlı. O gün biz Allah Azze ve Celle'nin huzuruna dizileceğiz. Sonra da dedi ki, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Daha sonra insanlar böyle saf saf olarak dizildikten sonra Allah Azze ve Celle saf saf dizilmiş olan meleklerle beraber mahşer meydanına gelecek. وَجِيْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. Ve o gün cehennem de o hesap meydanına getirilecek kardeşler. Mahşer meydanına getirilecek. İnsanların hepsi amel defterini aldıktan sonra her insan amel defterini alacak ve daha sonra her bir insan hesaba çekilecek
Ve o sahnenin içerisinde biz varız kardeşler. Orada rolleri oynayan insanlar biziz. Kesinlikle bundan bir kaçış yoktur. Bu sahnenin içerisindeyken daha sonra hesabı da verdikten sonra Allah Azze ve Celle dedi ki bir sonraki aşama için وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ O gün biz adalet terazilerini kuracağız dedi Allah Azze ve Celle. Adalet terazileri konulacak ve hesap verildikten sonra hangi amele ne kadar ecir düşer, hangi amelinden dolayı bir insan ne kadar ecir almıştır veya hangi günahından dolayı, hangi kötü işinden dolayı ne kadar günah almıştır, hepsi hesap zamanında bunlar tam olarak belli olduktan sonra ameller tartılacak kardeşler. Her insan için bir terazi olacak. Amelleri güzel olanlar artık onlar için bir kurtuluş olacaktır. Ama amelleri kötü olanlar, ama amel defterleri de sol eline verenler فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا Onlar ölüm, ölüm, ölüm diye bağıracaklar. Ama kesinlikle ölüm yoktur kardeşler. Ne kadar bu tablo karşısında, bu yaşanacak acı tablo karşısında ne kadar insan ölüm, ölüm, ölüm diye bağırsa da yoktur böyle bir şey. Sonra Malik'e nida edecekler bazı insanlar. Ey Malik söyle Rabbine. Rabbin hakkımıza ölüm fermanını versin. Bizi öldürsün artık diyecekler. Ama kardeşler o gün ölüm yoktur. O gün tekrardan ölmek yoktur. O gün her bir insan hesabını verecek. O gün ameller tartılacak. Ondan sonra kardeşler amellerin de tartılmasından sonra son olarak insanların hepsi kime tabi olmuşsa onun arkasından gelecek. Dünyadaki kime tabisiniz? Herkes onun arkasından gelecek. Peygamberlere tabi olmuşsanız, kim peygamberlere tabi olmuşsa, peygamberlerin getirdiği davete uymuşsa onlar peygamberlerin arkasından gelecek. Kim Allah Azze ve Celle'nin dininden saptıran tağutlara tabi olmuşsa o tağutların arkasından gelecek. Kim böyle yöneticilerin arkasından gitmişse o yöneticilerin arkasında olacak o gün. Kim puta tapmışsa putun arkasına gidecek. Kim güneşe tapmışsa güneşin arkasına gidecek. Ve herkes dünyadaki kimin arkasına gitmişse Allah Azze ve Celle'nin huzurunda da en son ameller tartıldıktan sonra insanlar o gün o şeyin arkasına gidecekler. İnsanlar o gün dünyadaki neye tabi olmuşlarsa o gün onun arkasına gidecekler. İşte kardeşler en son bütün insanlar gittikten sonra tartıdan sonra en son bütün insanlar neye tapmışlarsa, neyin arkasına gitmişlerse o günde onun arkasına gidecekler ve geride müminlerle münafıklar kalacak kardeşler. Mahşer meydanında en son kalacak olanlar müminler ve münafıklar. Niye münafıklar diye soracak olursak, çünkü münafıklar dünyadayken mümin gibi görünen kimselerdir. Dünyadayken onların münafık olduğu anlaşılmamıştır ama Allah Azze ve Celle'nin katına açığa kavuşacak. En son ana kadar müminlerin yanında kalacaklar ama ameller tartıldıktan sonra sırata doğru yol alırken bizler İnşallah Allah'a da özel ümit ediyorum Rabbim bizleri müminlerden kılsın. En son insanlar sırata doğru yol alırken onlar müminlerle beraber mahşer meydanında bekleyecekler. Ta ki saflar iyice ayrışıncaya kadar ve en son müminler ve münafıklar beraber kaldığında onların safları da birbirinden ayrılır. Ve münafıklar yol almaya başlarlar. Ve bütün insanlar daha sonra müminler de bunların içerisinde bütün insanlar kardeşler sırata doğru gelirler. Ve inşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse ben bugünkü dersimde de sizlere sırattan bahsetmek istiyorum. Kıymetli abiler, insanların hepsi sırata girecek. İnsanların hepsi bu serüveni yaşayacak. İnsanların hepsi bu olayları görecek. Kesinlikle hiçbir kaçış yoktur o günden. Sırata doğru geleceğiz kardeşler. Sırat haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan özellikle bahsetmiştir. Onun üzerine nice alim konuşmuştur. Ve kesinlikle bu olaydan, bu yaşanacak tablodan kesinlikle bizim için bir kaçış söz konusu değildir. Kıymetli abiler, Sırat Köprüsü hepimiz bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Cehennem ateşinin üzerine kurulacaktır Sırat Köprüsü. Ve her insan oradan geçecek. Abiler, cehennem ateşi her biriniz duymuşsunuzdur. Şiddetli bir azaptır, şiddetli bir ateştir. Ve alevi böyle şiddetlidir gerçekten. Ve dünyadaki ateşten görmüş olduğumuz, hissetmiş olduğumuz ateşten çok fazla daha şiddetli olan bir ateştir. Allah Azze ve Celle'nin katında olan o ateş. Abiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennem azabının en hafif olanıyla alakalı dahi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki o gün cehennemde azabı en hafif olan insanların ayaklarına ateşten bir ayakkabı giydirilir ve beyin tencerenin kaynaması gibi kaynar dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle çetin bir azaptır. Ve bu azaba müstahak olacak olanlar içimizden insanlardır kardeşler. Bizden olan, bizim gibi olan insanlardır veya cinlerdir. Onlar ki sorumluluklarını yerine getirmemişler. Onlar ki Allah Azze ve Celle onların üzerine sorumluluklar yüklemesine rağmen, bir şeyler emretmesine rağmen ve bir şeylerden nehyetmesine rağmen Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yerine getirmemişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sakındırdıklarını sakınmamışlar. Allah'ın sakındırdıklarını sakınmamışlar.
ve bunlar için büyük elem verici bir azap olacaktır kardeşler. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza etsin. Ve kıymetli abiler, öyle zannediyorum ki her birinizin aklına şu soru gelmiştir. Benim de aklıma gelir. Acaba ben cehenneme uğratılacağım mı? Acaba ben cehennemi göreceğim mi? Acaba cehennemde yanacak mıyım? Acaba cehennemde bir azap görecek miyim? Yoksa ben ebedi cehennemlik olan biri miyim? Her birimiz bunu kendimize sormuş veya bunu düşünmüşüzdür. Kardeşler, şunu yakin hissederek söylüyorum ki her birimiz cehenneme uğratılacağız kardeşler. Bütün insanlar iyisiyle, kötüsüyle, faciriyle, fısık ameliyle veya salihiyle, bütün insanlar, kadınıyla erkeğiyle, her insan cehennemi görecektir kardeşler. Her insan cehennemi görecektir ve cehennemi görmekten hiç kimse uzak olamayacak. Allah Azze ve Celle Meryem suresinde dedi ki: وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Sizden ona, o cehenneme uğramayacak kimse yoktur dedi Allah Azze ve Celle Meryem suresinde. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. İşte bu senin Rabbinin vermiş olduğu kesin bir hükümdür. Bizim Rabbimizin vermiş olduğu kesin bir hüküm olarak kardeşler, bütün insanlar cehenneme uğrayacaktır. Bütün insanlar cehenneme uğrayacaktır. İster salih amel sahibi olun, ister mümin olun, ister kafir olun, ister facir, ister münafık, kim olursa olsun, bütün insanlar cehenneme uğratılacaktır kardeşler. Bütün insanlar. Sonra dedi ki Rabbimiz Meryem suresi 72. ayette: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ تَقَوْا. Sonra biz takvalı olanları, sonra her insan oraya uğratıldıktan sonra biz takvalı olanları, çokça korkan ve sakınanları kurtaracağız dedi Allah Azze ve Celle. وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ. Ve daha sonra biz orada zalim olanları, emirlerimizi arkasına atanları, emirlerimize bakmayanları, dini sorgulamayan, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmeyen ve nehilerinden kaçınmayanları dizüstü çökmüş bir şekilde orada bırakacağız dedi Allah Azze ve Celle. Dizüstü çökülmüş bir şekilde Allah Azze ve Celle facir, fısık ehli olan insanları orada bırakacaktır. Ama muttakileri, ama sakınmışları Allah Azze ve Celle o cehenneme uğrattıktan sonra kurtaracaktır. Allah Azze ve Celle yine Tekasür suresinde dedi ki abiler: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ. Siz hepiniz muhakkak ki gözlerinizle ateşi göreceksiniz dedi Allah Azze ve Celle. Hepimiz kardeşler ateşi göreceğiz ve her bir insan ateşe uğratılacaktır, cehenneme uğratılacaktır. Kıymetli abiler, acaba bu ayetleri nasıl anlamak lazım? Yani her bir insan cehenneme uğratılacaksa her bir insan azap mı görecek? Böyle mi anlamamız gerekir? Aslında bu ayetlerin tefsiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde açıktır. Aleyhissalatu vesselam İmam Bukhari değil, İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey söyledi kardeşler. Dedi ki aleyhissalatu vesselam, sırat cehennemin ortasına, cehennemin üzerine kurulacaktır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra her peygamber orada kendi ümmetleriyle beraber geçmeye çalışacak ve ben de kendi ümmetimle geçeceğim dedi aleyhissalatü vesselam ve biz bütün ümmetlere göre önce sırattan geçenleriz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Daha önceki bir konuda anlatmıştım abiler, hatırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki: "Nahnu ahirul umem." Biz en son ümmetiz. "Ve evvelu men yuhaseb." Ama ilk olarak hesap verecek olan ümmetiz. Kardeşler, bizler hesapta önceliyiz. Dünyadayken yaratılmışta biz en son ümmetiz ama hesapta öncelikliyiz ve sıratta da biz öncelikliyiz kardeşler. En önce geçecek ümmet biziz. Allah Azze ve Celle sırattan geçmeyi bana ve sizlere nasip etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben ve ümmetim sırattan geçmek için geleceğiz. Sonra dedi ki o gün peygamberlerden başka kimse konuşmaz. O gün ancak peygamberler konuşur. Ve peygamberler de der ki Allahümme sellim sellim, Allahümme sellim sellim. Ya Rabbi kurtar, Ya Rabbi kurtar diye peygamberler, her bir peygamber kendi ümmeti için sıratın başında bekleyecek ve Allah Azze ve Celle'nin yardım etmesi için, Allah Azze ve Celle'nin kurtarması için dua edecekler peygamberler. Sırat kardeşler cehennem ateşinin üzerine kurulacak ve İslam alimleri bu hadisi alaraktan dediler ki sırat cehennem ateşinin üzerine kurulacağından dolayı biz bu ayetleri şöyle anlayabiliriz. Her insan sırattan geçmek suretiyle cehenneme uğratılacak. Her insan sırattan geçmek suretiyle cehennemi gözleriyle aynı yakın olarak görecektir. Her insan bunu görecek. Allah Azze ve Celle bizleri cehennem azabından muhafaza etsin. Kıymetli abiler, İmam Kurtubi şöyle bir şey söyledi. Dedi ki insanın sırata geldiği zaman kendisiyle ayrıca hesaba çekileceği 7 ameli ve tartısında böyle tam yerine gelmemiş, tartısında hafif gelen veya tartısında ağır gelen
yedi amelinden dolayı insanoğlu sıratta da sorguya çekilecektir dedi İmam Kurtubi. Kardeşler, her bir ameli tek tek zikredeceğim. İnşallah iyi bir şekilde dinleyin. Allah Azze ve Celle muvaffak kılsın bizleri. İnsanoğlu sırata geldiği zaman tekrardan hesaba çıkaracaktır kardeşler. Bazı amellerinden dolayı. Peki o amelleri nelerdir? Zaten hesap verdik. Zaten amellerimiz tartıldı. Sıratta bazı önemli meseleler hakkında tekrardan bize sorular sorulacak. Onlardan birincisi kardeşler, insanın imanlı olması meselesi. İman üzere yaşadık mı? Tevhid üzere yaşadık mı ve tevhid üzere son nefesimizi verdik mi? İnsanoğlu bundan tekrar sorgulanacak. Sıratta bundan tekrar sorgulanacağız. Onun için abiler, Allah için dikkat edin. Ben öyle zannediyorum ki içimizden bazen derslerimize gelen, ara ara böyle derslerimize gelen ama hala amellerinde şirk fiilleri olan, şirk söylemleri olan insanlar var. Kardeşler, hesap, bununla hesap olunacağız. Allah Azze ve Celle'nin katında bunun için bir hesap vereceğiz. Bir hesapla beraber mahşer meydanında vermiş olduğumuz hesapla beraber bitmeyecek. Sıratta tekrar sorgulanacağız bununla beraber. Bu meselelerden dolayı. Allah için şeytanın bizi aldatmasından artık uzaklaşalım. Artık bazı meseleleri fark etmek için, artık bazı meselelerden uzak durmak için artık bazı meseleleri göz önünde bulunduralım. Bu hayat bu şekilde devam etmez. Veya bu şekilde devam ederseniz, şirkimizle, küfrümüzle devam edersek vallahi artık dünya hayatı bizim için hüsran olur ama daha büyüğü Allah Azze ve Celle'nin katında olur. Çünkü orada yaşayacağımız bir hayat, orada vereceğimiz hesap bizim için çetin ve zorlu bir hesap olacaktır. Bunun için kardeşler, normal hesabı verdikten sonra bir de ayrıca sıratta biz hesap vereceğiz. Ve ilk vereceğimiz hesap tekrardan tevhid üzere olmamızdır olacak kardeşler. Tevhid üzere yaşadık mı? Tevhid üzere son nefesimizi verdik mi? Bu bizden sorulacak. İkinci olarak kardeşler, İnsanoğlunun tekrar sıratta sorgulanacağı mesele namazıdır abiler. Namazından sorulacak. Namazını güzel bir şekilde eda etti mi? Namazını kıldı mı kılmadı mı? Kıldıysa nasıl kıldı? Güzel bir şekilde eda etti mi? Hakkını verdi mi? Yoksa veylul lil musallin olan kimselerden ne oldu? Yani o namaz kılanların onların haline, onların vay haline diye bilinecek kimselerden ne oldu? Eğer bir kimse kardeşler namazını da geçerse, namazını da hesabını sıratta güzel bir şekilde verebilirse, ondan sonra sorgulanacağı şey kardeşler Ramazan orucudur. Ramazan orucunu güzel bir şekilde tuttuk mu? Hakkıyla eda ettik mi? Ramazanı güzel bir şekilde hakkıyla tamamladık mı? Tuttuk mu tutmadık mı? Bunlardan insanoğlu hesaba çekilecek tekrardan sıratta. Dördüncü olarak kardeşler, insana zekatı sorulacak. Zekatı verdin mi vermedin mi? Sana zekat düştüğünde Allah'ın senin üzerine yazmış olduğu o zekattan bir hak olarak, bir pay olarak çıkardın mı, çıkarmadın mı? İnsanoğlu bundan tekrardan hesap olunacaktır kardeşler. Bazı insanlar duyarız, bazı insanlar biliriz kardeşler. Malı çoktur ama sırf zekatı az olsun diye, zekatını az hesaplasın diye malını düşük rakamlarla hesaplar. Sırf ondan düşük rakamlı olarak bir zekat çıkarsın diye. Veya zekat kendisine düşmesin diye malını az hesaplar ki 85 gram altının veya üzerinde bir değer olmasın ki kendisine zekat düşmesin. Sırf kendisi zekat vermesin diye. Veya nice, belki bizim oturumumuzda burada bulunan abilerden veya dışarıda nice insanlar var böyle kardeşler, karşılaşmış olduğumuz kimseler. Hiç zekat sana düşer mi düşmez mi? Bir sürü malı var. Bindiğin araban var. Bindiğin arabanın dışında ikinci bir araban var. Altının var veya dolarların var. Biriktirmiş olduğun paran var. Ama adam şunu hiç düşünmüyor. Acaba bana zekat düşer mi? Sana düşmez. Herkese düşer, sana düşmez. Hep böyle bakar adam. Böyle insanlar zekatlarından dolayı tekrar bir hesaba çekilecekler. Allah için kardeşler, 85 gram değerinin üzerinde altını olan veya biriktirmiş parası olan veya hayvanı olan muhakkak bunun zekatını çıkarsın. Veya bazı insanlar kendilerince şöyle uyanıklık yaptıklarını zannederler. Yıl boyunca mesela altını vardı veya parası vardı, zekat miktarına ulaşmış. Tam bir yıl dolacakken, yani zekat zamanı geleceği zaman adam gidiyor o parasının hepsini bir eve çeviriyor veya bir arabaya çeviriyor. Bineceği bir arabaya veya oturacağı bir eve çeviriyor ki zekat kendisine düşmesin. Sen kimi aldatıyorsun? Haşa Allah Azze ve Celle'yi mi aldatıyorsun bununla? Sen bunu yaparak neden kurtulmuş olursun? Nasıl sorunundan kurtulabileceğine inanırsın? Bu şekilde o zaman da, yani adam şunu biliyor, bindiği arabanın zekatı olmaz veya oturduğu evin zekatı olmaz. Öyleyse hemen arabaya çevireyim ki bunu zekatını vermeyeyim. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza etsin böyle düşüncelere yönelmekten. İşte kardeşler, böyle insanlar tekrar sıratta bir hesaba çekilecekler. Zekatlarını verdiler mi vermediler mi? Ben bazı gençlerde duyuyorum veya görüyorum kardeşler. Sanki zekatı vermek sadece evlilere düşer. Bekarlar mesela bazı evlenmek için
veya vesaire sebeplerle para biriktiren gençlerimiz var. Bazen duyuyorum, daha önce bu konuyla alakalı bir mesele gelmişti. Bir genç abimiz yıllarca biriktirmiş, bir sürü altın olmuş. Bir altın olarak bir sürü para biriktirmiş ama hiçbir zaman zekatını vermemiş. Niye? Yani hiç düşünmemiş, ben daha gencim. Niye zekat sadece evli olanlara mı düşüyor? Evlendikten sonra mı sadece sana düşecek? Şu an param var ve bu 85 gram altının değerinin üzerinde. Veya nice insan vardır. Nice parası var, malı var ama hiçbir zaman zekatı düşünmez. Zaten ben yıl içerisinde ara ara infak veriyorum. Küçük küçük rakamlar veriyorum, bu zekatın yerine geçer. Bu zekatın yerine geçmez. Bu zekatın yerine geçmez. Ara ara verdiğin infaklar zekatın yerine geçmez. Kendini kandırma. Allah da bizleri muhafaza etsin. Dördüncü olarak zekattır kardeşler. Beşinci olarak kişinin hac ve umresi. Hac ve umre tekrardan sorulur kardeşler. Sırattan. Eğer kişinin imkanı olmuşsa, haccını yapmamış veya imkanı olmuş umresini yapmamış. Bundan dolayı insan Allah Azze ve Celle bir hesap verir. Ve ben şuna şahidim. Nice kardeşimize, abimize görmüşüm. İmkanı var. Hacca imkanı var ama hac yapmıyor. Erteliyor. Ya ölüm sana gelirse? Allah'a nasıl hesap vereceksin? Ya ölüm sana gelirse? Hiçbir girişimin olmamış. Allah Azze ve Celle bunun için nasıl hesap vereceksin? Veya adamın umre yapmaya gücü yetiyor. Yani şunun şu anda 1300 dolar, 1500 dolar gibi bir rakamdır kardeşler. Kimsenin gücü yetmiyor mu bu ortamda? Nice abimizin öyle zannediyorum ki umreye gücü yeter. Allah Azze ve Celle dedi ki وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın dedi Allah Azze ve Celle Bakara suresinde. Ama nice kardeşimiz gafletinden dolayı haccı veya umreyi yapmaz. Hesap vereceksiniz kardeşler. Bundan dolayı hesap vereceksiniz. Normal hesabı ayrı vereceksiniz. Sıratın başına geldiğinizde bundan dolayı bir hesap vereceksiniz. Her birimiz vereceğiz kardeşler. Her birimiz. Bundan sonra kardeşler hac ve umreden sonra insanoğlunun sıratta hesap vereceği başka bir mesele abdestinden ve gusülünden dolayıdır. Abdest ve gusülden dolayı da insanoğlu bir hesap verir. Ve yedinci madde olarak kul hakkından dolayı insan sırata da geldiğinde tekrardan bir hesap verir. Kul hakkından dolayı. Ve İmam Kurtubi dedi ki işte en zor olan budur dedi İmam Kurtubi, kul hakkı olan. Niye? Şundan dolayı insanoğlu Allah Azze ve Celle karşı haklarını yerine getirmemişse, sorumluluklarını yerine getirmemişse Allah Azze ve Celle dilediği kullar için bunları bağışlar. Allah Azze ve Celle kendi hakkından vazgeçebilir ama Allah Azze ve Celle kul hakkından vazgeçmez. Kulu çağırır. Buna hakkını helal ediyor musun? Ta ki o kişi, o kulu, o kimseden hakkını helal edinceye kadar bu adam cennetlik bile olsa gider cennetin kapısında bekler. Cennete giremez. Kul hakkını ödemediği sürece. Dolayısıyla bunun hesabı zordur. Allah için bunları oraya bırakmayalım kardeşler. Kimde bir hakkımız varsa, kimde bir alacağımız varsa veya vereceğimiz varsa verelim. Hak talebinde bulunalım. Birbirlerimize haklarımızı helal edelim. Ve bu Allah Azze ve Celle'nin katında ağır bir hesap olacaktır. Rabbim bizleri muhafaza etsin. Ve kardeşler bizler dünyalık olarak hesaplaşamıyoruz. Dünyalık hesaplarımızda birçok sıkıntılar var. Bir türlü helalleşemiyoruz. Herhalde öyle zannediyorum ki Allah Azze ve Celle'nin katında bu daha zor olabilir. İnsanların helalleşmesi, insanların hesaplaşması o gün. İşte kardeşler, böyle bir süreç yaşayacağız bizler. Ve biz delillere baktığımızda şunu anlıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin kitabından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden o gün zorlu bir gün olacak kardeşler. O gün insanlar için, o gün bizler için zorlu bir gün olacak. Şöyle hadislere baktığımızda hadislerden anlamış olduğumuz şey Sırat Köprüsü çok ince bir yol olacak kardeşler. Çok ince. Hatta bazı alimler derler ki zahiren anlamış olduğumuz şey onun kıldan ince olmasıdır. Çok çok ince. Onun kıldan ince olmasıdır. Ama sari olan kimseler için elbette geniş bir yol olacaktır o yol. Sırat yolu, Sırat Köprüsü zor bir yol olacaktır. Ve bununla beraber kardeşler amelleri kötü olan, Allah'a hakkını gereği gibi teslim etmemiş, Allah'a şirk koşan insanlar, ibadetlerini gereği gibi yapmamış olan insanlar için de sıratın taraflarında, köşelerinde kardeşler dikenler olacaktır. Dikenler olacaktır ve insanlardan herkes, özellikle amelleri kötü olanlar Sırat Köprüsü'nden geçerken o dikenlere takılacaklardır abiler. Kardeşler bu sahnenin içerisinde biz varız. Bu sahnenin içerisinde günahkar olan insanlar olarak biz varız kardeşler. Başka insanlar değil. Yani elbette başka insanlar da var ama özellikle bu sahneyi yaşayacak olanlar bizleriz. Allah için her bir kardeşimize bu anı yaşamayı, bu anı tahayyül etmeyi, tefekkür etmeyi nasihat ederim. O anda geçerken kardeşler sıratın etrafında dikenler olacak ve amelleri kötü olanları bu dikenleri yakalayacaktır. Bazı insanlar yürüyerek geçmeye çalışacak, bu dikenler onları yakalamaya çalışacaktır. Bazı insanlar sürünerek geçmeye çalışacaktır. Ve bu dikenler onların böyle ciltlerini paramparça edecek, ciltlerinde derin yaralar açacaktır.
Ve buna rağmen geçmeye çalışacaklar. Ve bununla beraber kardeşler, insanlar bu şekilde geçmeye çalışırken bununla beraber amelleri oranında cehennemin ateşinden de etkilenecekler. Çünkü altta bir ateş var kardeşler. Siz bir tencereyi düşünün kardeşler, bir tavayı düşünün, altta ateş var. Ve sıratı düşünün. Sırattan geçerken insan sürünür bir şekilde geçiyor ve altta ateş var. Ve insanlar amelleri oranında bu ateşten etkilenecekler sırattan geçerken. Ve hem amelleri oranında ateşten etkilenirken bununla beraber o etrafta bulunan dikenler de kişinin, insanın günahları oranında cildini, derisini paramparça edecekler. Bazı alimler dediler ki işte bu dikenler insanların dünyadayken yapmış oldukları kötü amelleridir. Aslında orada size ilk darbeyi vuracak olan şey sizin dünyada yapmış olduğunuz kötü amellerinizdir. Sizin dünyadayken yapmış olduğunuz fısık amelleriniz o gün sıratta sizin için o sıratı geçme noktasına bir engel teşkil edecek ve sizin cildinizi paramparça edecek kardeşler. Dolayısıyla kardeşler bazı insanlar bu şekilde de olsa sırattan geçebilecekler ve bazı insanlar o dikenlere tamamen takılacak ve düşecekler. Kardeşler şu hadise hatırlamanızı sizlere nasihat ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah azze ve celle diyecek ki cehennem ehlini çıkar. Denilecek ki ey Rabbim cehennem ehli kimdir? Allah azze ve celle diyecek ki her 1000 kişiden 999 kişiyi cehennem için çıkar diyecek Allah azze ve celle. Bu ne anlama geliyor kardeşler? Her 1000 kişiden 999 kişi o sırattan düşecektir. Topluma bakın kardeşler. Topluma baktığınızda bu söylemiş olduğum şeyi daha iyi anlayacaksınız. Çünkü toplumun şimdi nicesi aslında cehennemliktir kardeşler. Niye? Ekseriyetle Allah Azze ve Celle'ye şirk koşan bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Ekseriyetle namaz kılmayan bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Ekseriyetle Ramazan günlerinde kendisi oruç tutmadığı halde ama Ramazan'a, oruç tutan insanlara hiç hürmet göstermeyip, ihtiram göstermeyip sokak ortasında yiyen içen insanlara çok fazla şahitlik ediyoruz. Bu insanlar niye cennetlik olsunlar? Bu insanlar sıratta nasıl geçebilsinler bu amellere sahip oldukları halde? Ve daha nice amelleri, nice fısk ve fucur amelleri elbette sizler biliyorsunuz. Bundan dolayı kardeşler Allah-u Alem o sıratta geçenlerin %999 kişisi cehenneme düşecektir. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza etsin. Sonra kardeşler elbette iyiler vardır. Ve o iyiler, o salih olan, o muvahhid, tevhid ehli olan ve tevhidlerinin gereği olarak yalnızca ve yalnızca Allah Azze ve Celle'ye ibadet eden ve taatlerle yorulan insanlar sırattan rahat geçeceklerdir. Bazıları şimşek hızıyla, bazıları rüzgar hızıyla, bazıları kuşlar gibi uçarak, bazıları binekli olarak, bazıları koşarak, bazıları yürüyerek sırattan geçeceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki aleyhissalatü vesselam insanlar o gün sırattan geçerken insanlardan bazıları şimşek hızıyla geçecekler. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü şimşek hızıyla geçmek nasıl olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şimşek hızıyla geçmek göz açıp kapayıncaya kadar geçmek demektir. Göz açıp kapayıncaya kadar ne kadar süre geçer? İşte şimşek gibi geçmek de bu anlama gelir. Sonra dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazıları rüzgar hızıyla geçerler. Bazıları kuşlar gibi geçerler. Yani uçarak geçerler. Bazıları yürüyerek, bazıları koşarak, bazıları binekli olarak geçerler. Ve bazıları da sürünerek geçerler dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazıları dikenlere takılır ve o dikenler onları alıkoyar ve cehennem ateşine düşerler dedi aleyhissalatü vesselam. Ve bu şekilde onları geçemezler. Abdullah İbni Mesud anlattı kardeşler. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü anlattı. İmam Ahmet ve İmam Tirmizi rivayet etti bu hadiste. Sırat cehennemin üzerine kurulur. Ve o gün insanlardan niceleri, müminler onlar şey olarak geçerler. Böyle rüzgar hızıyla, yıldırım hızıyla uçarak geçerler. Bazıları binekli, bazıları koşarak sırattan geçerler dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir İbni Abdullah anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu hadisi de İmam Tirmizi rivayet etti. Aleyhissalatü vesselam şöyle söyledi kardeşler. Müminler o gün sırattan geçtiklerinde Allah Azze ve Celle ateşe nida edecek. Ateşe diyecek ki ey ateş İbrahim'e serin olduğun gibi mümin kullarıma da serin ol diyecek. Ateş İbrahim Aleyhisselam'a serin ve selamet olmuştu. Ve o günde müminler için de o altta yanan ateş hiçbir zarar vermeyecek. Hiçbir şekilde etki yapmayacak. Ve müminler hızlıca sırat köprüsünden geçecektir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini okudu. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Sonra biz o gün takvalı olan insanları o gün kurtaracağız. وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يًا Ve ondan sonra o zalimleri de diz çökmüş olarak onları orada bırakacağız dedi Allah Azze ve Celle. Diz çökmüşlük ne anlama gelir kardeşler? Diz çökmüşlük bitmişliğin, tükenmişliğin alametidir. Ve o gün zalim olanlar,
O gün Allah Azze ve Celle'nin emirlerine karşı baş kaldıranlar, o gün dünyadayken aslında Allah Azze ve Celle'nin emirlerini umursamayanlar, helal haram sınırı bilmeyenler, Allah'ın razı olduklarını yapmayanlar, Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu kitabı okumayan, onu hayatlarında aktarmayanlar artık o gün dizüstü çökmüş olarak kalacaklar kardeşler. Artık bu bitmişliğin, tükenmişliğin büyük bir alametidir kardeşler. Ve bir dönüş, bir çıkış yolu da kesinlikle burada yoktur. Ve kardeşler, bu kadar zor bir sahne olurken ben size bir amelden haber vereyim ki o amel sıratta insana en fazla fayda sağlayacak bir ameldir. Belki bununla beraber sizi çok büyük bir amel bekleyebilirsiniz. Acaba sıratta bize ne fayda sağlar? Acaba ne yaparsak o sıratta bu dehşetli sahnede bize yardımcı olur? Ben size bir amel söyleyeyim kardeşler. Aslında çok fazla uzaklarda aramaya gerek yoktur. Sıratta insanoğluna en fazla fayda sağlayacak olan amellerden bir tanesi o Müslüman bir kimsenin hakkında konuşulduğunda onun hakkında konuşulmasını engellemektir kardeşler. Eğer bazı insanlar Müslümanların gıybetini yapıyorlarsa, Müslümanların hakkında ya iftira atıyorlar ya da Müslümanların hakkında kötü konuşuyorlarsa, yani velev ki var olan şeyi bile zikretmiş olsalar, Müslümanların hakkında onların gıybetini yapıyorlar, onların dedikodusunu yapıyorlar, onlar hakkında kötü bir şekilde konuşuyorlarsa, başka bir Müslüman da onların bu konuşmasını engellerse, bu sıratta, sırat köprüsüne insana fayda sağlayacak büyük bir ameldir kardeşler. Belki küçüktür, yani yapmamız noktasında küçük bir ameldir ama Allah Azze ve Celle'ye karşı pek sevimlidir. Benim kardeşim hakkında niye konuşuyorsun? Benim kardeşim dedikodusunu niye yapıyorsun? Kesinlikle benim kardeşim dedikodusunu yapamazsın. O benim Müslüman kardeşimdir ve ben kardeşlerim hakkında hiçbir şey konuşturmam. Ben Müslüman bir kardeşime iftira atılmasına izin vermem. Veya ben Müslüman bir kardeşimin gıybetinin yapılmasına izin vermem. Biz böyle yaparsak kardeşler bu sıratta bize fayda sağlar. Ama biz bunu yapmazsak, biz Müslümanın arkasına konuşursak, biz Müslümanın gıybetini yaparsak, biz Müslümana iftira atarsak, subhanallah, işte bu Allah Azze ve Celle'nin katında bize her açıdan ve her tarafta büyük bir pişmanlık olarak geri gelecektir kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim bir Müslümanın gıybetini yaparsa, bir Müslüman hakkında konuşursa ve başka bir Müslüman da kardeşini savunursa, kardeşinin haklarını savunursa, bu durumda Allah Azze ve Celle onun için bir melek görevlendirir ve melek kıyamet gününde ona ateşin dokunmasını engeller. Onun için bir siper olur. O kimse için bir siper olur. Ama kim bir Müslümanın gıybetini yaparsa, bir Müslümana iftira atarsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah onu sıratta alıkoyar. Allah o kimseyi, o gıybet yapan, o Müslümanlara iftira atan, velev ki var olsa bile, velev ki yapılmış olsa bile Müslümanların gıybetini yapan kimseyi Allah Azze ve Celle sıratta alıkoyar. Subhanallah. Allah Azze ve Celle'ye sığınırız böyle bir sonunda. Böyle bir süreç yaşanacak kardeşler. İnsanlardan bazısı sırattan geçerken insanlardan bazısı sırattan geçemeyecek. Ve ekseriyetle insanlar sırattan geçemeyeceklerdir kardeşler. Çünkü insanlar yüzyıllardır, bin yıllardır insanlar Rablerine karşı kafir olmuşlardır kardeşler. İnsanlar Rablerine karşı kafir olmuşlar ve insanlar Rablerine karşı asıl sorumluluklarını yerine getirmezler. Bundan dolayı insanların ekseriyeti cehennemliktir. Bu süreç yaşandıktan sonra insanlar sırattan geçebilecek olanlar sırattan geçtikten sonra zaten ekseriyeti ateşe düşecektir. Sırattan geçebilenler sırattan geçtikten sonra bir yerde bekletilecekler kardeşler. Bir süreliğine bir yerde cennete girmeden bekletilecekler. Orada bekletilecekler ve daha sonra o müminler aralarında helalleşecekler. Eğer birbirlerine karşı herhangi bir hukuksuzluk, bir adaletsizlik yapmışlarsa, birbirlerine hakları geçmişlerse orada helalleşecekler. Kimsenin birbirinde hakkı kalmayacak. Cennetin kapısında, orada daha cennete girmeden. Daha sonra helalleşme olduğunda, herkes birbirlerine hakkını helal ettiğinde, tamamen sorgu bu şekilde hesap, birbirleri arasındaki hesaplar bittikten sonra, ondan sonra cennetin kapıları onlara açılacak ve onlar cennete davet edilecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, insanlar sırattan geçtikten sonra ikinci bir köprünün üzerine bekletilecekler. Ve orada hesaplar görülecek. Birbirleri arasında olan hesaplar görülecek. Kimin hakkı kime geçmiş? Birbirleriyle helalleşecekler ve daha sonra cennet onları davet edecek. Vallahu yed'u ila darissalam. Allah sizi cennete çağırır. Allah Azze ve Celle bizleri cennete çağırır kardeşler. Rabbim bizleri sıratta geçenlerden kılsın. Rabbim bizleri cennete ehli kılsın. Rabbim cennete davet edilenlerden kılsın bizleri. Kıymetli abilerim, işte bu şekilde bu süreç yaşanacak ve insanlardan bazıları sırattan geçerken, cennete davet edilmişken insanların ekseriyeti cehennemin ateşine düşeceklerdir.
Allah Azze ve Celle o sahneden bizleri muhafaza etsin. Ve bu sahneyi ya biz yaşayacağız ya da yaşayan insanları göreceğiz kardeşler. Kıymetli abilerim, inşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse sıratla alakalı konuşmamız bu kadar olsun, dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde Allah Azze ve Celle'nin izniyle sizlere cehennem bahsiyle veya cennetten uygun görmüş olduğumuz meseleler bahsiyle devam ederiz. Allah Azze ve Celle muvaffak kılsın. Ramazan'da şöyle yaparız. Her hafta iki ders yaparız. İnşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse. Bu şekilde Ramazan sonuna kadar devam ederiz. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Cehennemden, hesabın zorluğundan. Rabbim bizleri cennet ehli kılsın. Cennetteki nimetlere muvaffak kılsın. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.